Merhaba, ben Bahar Yıldırım. Modern Hayat programıyla tekrar karşınızdayım. Her cuma saat 12'de olduğu gibi. Bugün biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta benim annem, Mürvet Hülya Yıldırım olmak üzere. Anneciğimin de yanaklarından öpüyorum. İlk konuğum Osman Gültekin. Kendisi Pertevner Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı. Benim de zaten lise arkadaşım. 99 mezunusun, ben de 2000 mezunuyum. Ondan sonra dernek çalışmalarıyla birlikte tekrar bir araya geldik. Bu arada ne yaptın? Bir anlatsana kendini. 99 yılında Pertevner Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat lisans derecesini aldım. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA yaptım. Ve bu arada üniversite yıllarında yurt dışı eğitim danışmanlığı işinde faaliyet gösterdim. Ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde hem doktora yapıyorum hem de okulumuzda güvenlik araştırmaları merkezimiz var. Orada da idari kadrodayım. Daha evvel de Yurt Dışı Eğitim Danışmanları ve Acentaları Derneği Başkanlığı da yaptım. Ve şu anda Pertevner Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı olarak camiamıza, Pertevner Lisemize yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Biz de bir Pertevner mezunu olarak bu derneğe her daim gönüllü olarak destek vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Yıllar sonra karşılaştık dediğim gibi. Karşılaştığımız nokta da aslında işte her yıl zaten Ekim ayında pilav günümüz olur bizim meşhur. Pertevner mezunlarını toplarız. Ve bu yıl aslında bir dünya rekoru kırdık senin başkanlığında. Biraz bundan bahsedebilir misin? Pertevner Lisemiz 145 yıllık bir eğitim çınarı. Ve şu ana kadar da 100 bine yakın mezun, değer yetiştirmiş bir eğitim kurumu. Biz de Pertevner Lisesi'nden Yetişenler Derneği olarak her yılın Ekim ayında pilav ve aşure günü düzenlemekteyiz. Ve bu pilav günlerinde mezunlarımız okullarına gelirler, eski arkadaşlarını görürler, eski öğretmenlerini görürler ve okulla olan hasretlerini giderirler. Ve her yıl binlerce mezunumuz bu pilav gününe katılır. Biz de daha evvel dünyanın değişik yerlerinde en çok mezun katılımıyla yapılan mezun günlerinde rekorlar kırıldığını duymuştuk. Mesela 2012 yılında Almanya'da bir lisede 2521 kişiyle, 2016 yılında ABD'de Seattle'da 3200 kişiyle. O gün toplam gelen mezunların sayısı. Aynı yıl yine Hindistanlı 3638 kişiyle dünya rekorları daha evvel kırılmış. Peki o zaman bu rakamları söyledikten sonra Osman bizim rakamımızı söyler misin? Övünerek ve gurur duyarak. Pilav gününden daha evvel şöyle düşünüyorduk. Biz 145 yıllık bir okuluz ve 100 bine yakın bir mezunumuz var. Biz diyorduk ki eğer bu mezunlarımızın %5'i katılsa biz zaten bu dünya rekorunu çok rahat bir şekilde kırıyorduk. Aynen. Ve bunun tespit ve tescil edilmesi için de Profesör Doktor Orhan Kural Bey ve ekibini okulumuza davet ettik. Onlar da o gün kendilerinin oluşturmuş olduğu dünya kampüs rekorları çerçevesinde, bu konsept içerisinde 4122 kişiyi tespit ederek bizim de dünya rekoru kırmamızı tescil etmiş oldular. Böyle bir gurur yaşattın bize Osman. Bu senin başkanlığında olmuş olan bir organizasyon olduğu için ilk başta seni tebrik ediyorum. Çünkü biz her zaman Pertevner mezunu olmaktan gurur duyduk. Pertevnerimizi hiçbir zaman mezun olalı 17 yıl oldu. 2000 yılı, işte 99 yılı ama hiçbir zaman unutmadık. Her yıl Ekim ayında geldik. Ama bize böyle bir güzellik yaşattın ve okulumuzu daha da aslında duyurduk. Bu anlamda seni tekrar tekrar tebrik ediyorum. Biraz da lisemizden, Pertevner Lisemizin tarihçesinden bahsedelim mi? Çünkü söylediğin gibi 145 yıla dayanıyor aslında kökü. Biraz bahsedelim. Bugünümüze nasıl geldi? Okulumuz 1872 yılında Pertevner Valide Sultan tarafından kuruluyor. O zaman kurulduğu zaman okulumuz Sıbyan Mektebi ve Rüştiye olarak kuruluyor. Yani ilkokul ve ortaokul seviyesinde aslında kuruluyor. Aslında lise seviyesinde değildi ilk başta. Evet, ilk başta kurulduğu zaman öyle değil. 1911 Büyük Aksaray yangınına kadar kendi binasında ve Aksaray'da eğitim devam ediyor. 1911 yılından sonra eğitim değişik binalara taşınıyor. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 15 Ekim 1930 tarihinde okulumuz Pertevner Lisesi adı altında orta öğretim ve lise eğitimi şeklinde devam ediyor. 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne en çok öğrenci gönderen okulların başında yer alıyor. Yani dolayısıyla o dönemki mezunlarımız aslında modernleşen Türkiye'nin de temellerini atan mühendis ve teknik kadrolar.
Okulumuz 1968'de yeni ek binası açılıyor. 1976-77 senesinde ilk kız öğrenciler kaydoluyor. O zamana 70'li kadar 70'li yıllardan sonra evet, değil mi? Evet. O zamana kadar bir erkek lisesi. Evet, erkek evet. Dominantlığı var zaten mezunlarımızda. Daha sonra 1986 yılında okulumuz haksız bir kararla Çapa'ya taşınması isteniyor. Camiamızın tepkisi ve gayretiyle 1991 yılında kurulan Perteniyal Eğitim Vakfımızın çabaları ile okulumuz şu andaki Aksaray'daki orijinal binasına geri dönüyor. 1992-93 yıllarında okulun geri dönmesiyle birlikte okulumuza müthiş bir rağbet oluyor. Yani 93 yılında mesela okulumuzun nüfusu 5000 öğrenci. Ve aynı sene okulumuz şu an ne kadar nüfus? Süper lise statüsüne geçiyor. Şu an 1100 civarı olması lazım. Her sene 270 kadar öğrenci alınıyor. Bu durumda 4 seneyle çarptığınız zaman o rakama ulaşıyoruz. Daha sonra okulumuz 98-99 yıllarında Anadolu Lisesi statüsüne geçiyor. Ve şu anda da okulumuz nitelikli bir okul olarak proje okulları arasında yer alan bir devlet lisesidir. Okulumuzu kurulduğundan itibaren birçok bilim adamı, profesör, bürokrat, milletvekili, sanatçı, belediye başkanı, baro başkanları, sanatçı dediğiniz gibi, yazar, şair ve sporcu yetiştirmiş bir kurumdur. Hatta en sözünü kesiyorum, yaşlı yani mezunlarımızdan Halit Kıvanç değil mi? Evet. Kendisine yine her pilav gününe gelir, her yıl gelir. Kendisini yine bu yıl gördük. En son o da pilav gününe katılmıştı. Evet. 1942 yılından elinde bir pasosunu göstermişti. Müthiş yani, hem ona sahip çıkması ve Perteviniyel'e sahip çıkması müthiş bir şey. Aynen. Bizim eski mezunlarımız gerçekten çok değerli. Vefalı. Yeni mezunlarımız aslında da değerli ama eski mezunumuz çok daha vefalı. Tanınmış mezunlarımızdan bize sadece Halit Kıvanç yok. Böyle? Mesela Aydın Boysan Perteviniyel mezundur. Doğan Hızlan Perteviniyel mezundur. Zihni Göktay aynı şekilde Perteviniyel mezundur. Metin Akpınar Perteviniyel mezundur. Eski Barolar Birliği Başkanı Muammer Aydın aynı şekilde Perteviniyel mezundur. Yani okulumuz kozmopolit yapısıyla her çevreden insanları yetiştirmesiyle, her renkte, her sesten insanlara sahip olmasıyla aslında çok nadide bir kurumdur. Ve Türkiye'nin çeşitliliğini yansıtan bir mozaik gibi aslında. Aynen. O yüzden değerli, o yüzden Türkiye'de önde gelen liseler arasında. Peki burada aslında oluşan, biraz önce de söylediğin gibi 100 bin dedik değil mi? Mezunumuz var. Şimdi aslında bir Perteviniyel camiası var burada oluşan. Bu camianın diğer camialardan farkı nedir? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Perteviniyel camiamız bizim mesela dünyada eğitim kurumunun yanında camisi ve spor kulübü olan belki de tek camia. Evet. Yani bizim kurumlarımız arasında spor kulübümüz de var. Aynı şekilde okulumuzun hemen yanı başında bizimle aynı isimli olan camimiz de var. Evet. Hani bu şekilde bir özelliğimiz var. Bunun haricinde tabii okulumuzun, camiamızın başat kurumu Perteviniyel Lisemiz. Perteviniyel Lisemiz de şu an gerek lise giriş sınavlarında ve gerekse üniversite giriş sınavlarında her zaman tepede olan, başarılı olan bir okulumuz. Ve şu andaki müdürümüz, saygıdeğer hocamız Zekeriya Arslan Türk'ün de çalışmalarıyla. Ona yalnız, da selam söyleyelim, evet, Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Bu arada kutlayalım onun da. Evet. Çok değerli. Onun değerli çalışmalarıyla birlikte yalnız sınavlarda başarılı değil, sosyal olarak da öğrencilerimizin gelişimi için çok derecede güzel faaliyetler yapan bir müdürümüz, çünkü öğretmenimiz. Önemli olan artık sadece derslerden alınan puan değil, nihayetinde iletişim çağında takım çalışmasının önemli olduğunu vurguladığımız bu durumda sosyal olmak da çok önemli. Yeni müdürümüz de zaten bunun önemini vurgulayan birisi. Aynı şekilde. Lisemiz tabii başat kurumu, camiamızın en tepesinde tacı olarak görüyoruz tabii ki. Bunun haricinde bizim derneğimiz var. Perteviniyel Lisesi'nden Yetişenler Derneği. Evet. Perteviniyel Lisesi'nden Yetişenler Derneği dediğimiz gibi sayıları 100 bine ulaşmış olan mezunlar cemiyetini temsil eden kurumdur. Bu bizim kurumun buradaki aslında neler yaptığını ben de tam böyle bu arada sormak istiyorum. Bu derneğin çalışmalarından senin aslında daha çok aktif hale gelmesini istediğin çalışmalardan bahsedebilir miyiz biraz? Yani biz dernek olarak misyonumuz mezunlarımız arasındaki dayanışmayı
ve kenetlenmeyi artırmaktır. Hı hı. Bunun için de değişik sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Hı hı. Mesela pilav ve aşure günü bunlardan bir tanesi. Evet. İftar etkinliğimiz var, piknik etkinliklerimiz, hı hı, var, kahvaltı etkinliklerimiz var. Bu şekilde mezunlarımızın bir araya gelip kenetlenmelerini, birbirlerine destek olmalarını, tanımalarını istiyoruz. Ve Pertemniyal Kurumu çok köklü bir kurum olduğundan, hı hı, dolayı yeni mezunlarımızın daha çok Pertemniyal'in veya Pertemniyal'in ne olduğunu bilmeleri için, eski mezunlarla bir araya getirmek için şimdi bir seminer ve mentörlük, hı, programı başlattık. Bu sayede yeni mezunlarımız, üniversitede, hı hı, okuyan lise mezunları, hı hı, hem akademik açıdan destek alacaklar, hem iş hayatına hazırlanma açısından destek alacaklar, hem de finansal destek ihtiyaçları varsa, hı hı, o şekilde destek alacaklar ve daha sonra Pertemniyal'i değişik mecralarda temsil edebilecek seviyeye gelecekler ve inşallah, hı hı, da bir gün geldiği zaman kendileri Pertemniyal kurumlarında kendilerini görmek, evet, isteriz. Pertemniyal'e öyle ahde vefa göstermelerini yani aslında burada Pertemniyal'in bir Pertemniyal'e sahip çıkması söz konusu. Okuduk bitti. Ondan sonra sadece pilav günlerinde değil de gerçekten aktif olarak hem bu dernek için çalışması, hem okuyanlara, hem mezun olanlar arasındaki aslında etkileşim sağlanması hedefleniyor diye zaten seninle de hep konuşuyoruz. Bu anlamda yaptığın, yapmayı düşündüğün, planladığın çalışmaları ben zaten biliyorum ama burada aslında bu programda da biraz böyle hani altını çize çize anlatmanı istiyorum. Öneminden biraz bahsetmeni istiyorum. Şimdi burada örnek olması açısından. Mezunlar eğer köklü bir okuldan, hı, mezun oluyorlarsa buradaki onların bağları, ilişkileri sadece bir diploma belgesi değildir. Yani bu jenerasyonlar ötesi bir mezunlar grubu varsa bu ister istemez onların ilişkilerinin derinliğini, hı hı, ve aidiyetliklerini artıran bir şeydir. Evet. Mesela siz en iyi eğitim kurumlarından bahsederken dersiniz ki bu eğitim kurumu 100 yıllık okul, 200 yıllık okul, hı hı, diye bahsedersiniz. Belki bu dediğiniz kriter o andaki o okulun eğitim seviyesi, eğitim kalitesi hakkında, hı hı, direkt bilgi vermeyebilir. Ama bazı konular hakkında fikir verir. Mesela ne hakkında fikir verir? Hı hı. O kurumların tecrübeli kurumlar olduğu hakkında fikir verir. O kurumların yıkılmadıkları ve, hı hı, güçlü oldukları, hı hı, hakkında fikir verir. Aynı şekilde yıllara yayılmış, hı hı, ve mezunların da onayıyla bir kalitesi olduğu hakkında fikir, hı hı, verir. Hı hı. Ve aynı zamanda bir verdiği bir güven hissi vardır. Yani bu güven hissi sivil toplum örgütlerinde ve camialarda çok önemli bir kavram. Hı hı. Çünkü yani şöyle düşünün. Mesela, yani sahip çıkmak anlamında değil mi bu güven? Sahip çıkmak anlamında. Yalnız mezunumuza değil, sahip çıkıyoruz. Yalnız değilsin. Destek oluyoruz her konuda. Evet. Hı hı. Yalnız o değil. Cemiyetler içerisinde, toplumlar, hı hı, içerisinde de güveni oluşturan bir şeydir. Hı hı. Yani, hı hı, bunu işte 1993 yılında yazılan bir kitap var. Robert Putnam tarafından. Hı hı. Social Capital, Sosyal Sermaye adlı bir, hı hı, eser. Bu eserde der ki toplumların içerisindeki sosyal ilişkiler arttıkça, hı hı, ve güven hissi arttıkça bunun ekonomiye ve o toplumun sosyolojisine etkisi, katkısı vardır. Hı hı hı. Bunu şöyle açıklıyor. Mesela siz iş yapmak istiyorsunuz, hı hı, bir mal satmak istiyorsunuz veya mal almak istiyorsunuz ve değişik yerlerle görüşüyorsunuz. Hı hı. Bir yere ikna oluyorsunuz ama emin olamıyorsunuz. Yani bir güven referansınız, evet, yok. Hı hı. O insana tam olarak güvenmeniz için acaba işte beni, işte tabiri caizse kazıklar mı, işte düzgün iş yapar mı, işini düzgün yapar mı diye emin olamazsınız. Hep bir güven sorunu yaşıyoruz aslında. Ve bunu sağlamak için, bu güveni tesis etmek için de siz ne istiyorsunuz? Bankadan bir teminat, evet, mektubu istiyorsunuz. O sözleşmeler, veya, aktifler hep zaten bu güven ilişkisi için aslında. Sözleşme, öyle değil yapıyorsunuz. Mi? Sözleşme yapmaya başladığınız zaman ne oluyor? Noter masrafı devreye giriyor. Veya bir avukat tutuyorsunuz, avukat masrafları devreye giriyor. Robert Putnam diyor ki, aha, eğer diyor toplumda bireyler arası güven yüksekse, evet, veya bireylerin sisteme ve kolluk güçlerine, hı hı, bireyi güveni yüksekse bu durumda bu işlem masrafları ve güven kayıpları ortadan kalkacaktır. Evet. Otomatikmen minimuma, hı hı, inmiş oluyor diyor. Yani bunu şöyle, şunun için diyorum. Hı hı. Mezunlar Derneği gibi veya okulların etrafındaki cemiyetlerde insanlar birbirleriyle iletişimlerinde, ilişkilerinde, hı hı, bu aynı kuruma ait olma duygusu direkt güven tesisi sağlayan ve işlem
masraflarını direkt azaltan bir şey aslında. Aslında zaman kaybını minimize ediyor. Söylediğin gibi maliyeti evet. minimize ediyor. Aynen. Ve aslında daha çok insanların bir arada çalışmasına teşvik ediyor. Çünkü dediğin gibi yani bir şeyleri yapmadan önce hep bu sorunu yaşamak nihayetinde belki de yapacağımız şeye engel olabiliyor. Evet. Önemli bu camianın da en başta verdiği şey güven. Çünkü burada bir ticari bir şey yok. Kaygı yok. Öyle değil mi Osman? Biz evet. o derneğe gittiğimizde, orada bir çay içtiğimizde bile o sıcak atmosferi kokladığımızda kendimizi hem bir bu kuruma ait hissediyoruz hem de gerçekten gönüllü olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani bu fırsatı da aslında tanıyorsunuz. Evet. Ya Pertimlen Camiası sivil toplum örgütleriyle de büyük bir camia. Dediğim gibi okulumuz var, biz derneğimiz var. Bunun haricinde bir eğitim vakfımız var. Evet. Pertimlen Eğitim Vakfı da okulumuzun yapısal ihtiyaçlarını gideren, bu konuyla ilgilenen bir kurumdur. Okulumuzun Çapa'dan Aksaray'a tekrar taşınmasında çok büyük gayretleri, emekleri olmuştur. Bunun haricinde basketbol branşında büyük başarılara evet. imza atan Pertimlen Spor Kulübümüz var. Evet, evet. Bunun haricinde Pertimlenli öğrencilere burslar sağlayan Pertimlenli Öğrencilere Yardım Derneğimiz var. Bunların hepsini total olarak baktığınız zaman zaten bu camianın da büyüklüğünü ve birbiriyle olan dayanışmasını, desteklerini gösteren bir kurum yapısı zaten. Yani bizim burada da aslında, bizim derken dernek adına söylüyorum. Ben de artık ziyaretlerimi arttırmaya başladım derneğe gidip gelmelere. Evet, fark ettim. Yarın yine zaten bir aradayız. Toplantımız evet. var değil mi? Evet. Ya bu gerçekten çok keyif veriyor. Ve işte ya ben şunu da gerçekten hani altını çizmek istiyorum. Evet, bir derneğimiz zaten vardı. Herkesin illaki çok fazla emeği olmuştur. Ama burada daha vizyoner bir aslında bir başkana da ihtiyacımız vardı. Derneğin aktif olması için. Yani şey değil, evet orada bir dernek var ama pasif olmaması lazım, aktif olması lazım ve insanları tekrar oraya çekmesi lazım. Bu anlamda da sen oraya enerji verdin Osman. Bunu biliyorsun değil mi? Efendim, oraya enerji verdin. O enerji gerçekten birçok kişiyi de derneğe çekti. Şu anda yani öyle ki sen ne dersen biz yapmaya hazırız yani. O yüzden lider de çok önemli. Vizyoner bir lider vasfında olan bir kişinin derneğin başına geçmesi de çok önemli. O yüzden bu heyecanı tekrar alevlendirdiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yani güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu iltifat olarak söylemiyorum. Pertimlenli olarak aslında biz borcumuzu ödüyoruz. Senin aslında biraz da vasıtanla. O anlamda teşekkür etmek için söylüyorum. İltifat olarak kesinlikle söylemiyorum. Yani şunu belirtmek lazım. Pertimlen Camiası büyük bir camia. Hı hı. Ve belki daha evvel potansiyelini pek de olması gereken yerde kullanmamış bir camia. Evet, evet. Biz mesela aynen. Mayıs ayında... Şimdi dünya rekoru kırdırdın. Evet, yeni yönetim kuruluyla geldik. Hı hı. Hani farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pertimlen'in olması gereken yerde konumlandırmaya çalışıyoruz. Aynen, hak ettiği yerde aslında. Aynen. Hak ettiği, yani ne eksiği ne fazlası. Aynen yani belki öyle. Orada olması gerekiyor. Bununla da alakalı olarak mesela biz seminer ve mentörlük programı, yani evet. Pertimlen'in geleceğindeki gençlerin daha donanımlı olması için bu programı dizayn ettik. Aslında bu programı biraz çok kısaca amacından bahsedersek, mezunların öğrencilere bilgilerini, tecrübelerini aktarması aslında bayrak devir teslim töreni gibi bir şey. Aynen. Bu anlamda hem onlara network sağlamak hem yanında sektörden uzman kişilerin olduğunun altını çizmek o öğrencilere o noktada o kadar güven veriyor ki, çünkü biz okurken yalnızdık. Tanıdığımız yoktu nihayetinde. Biz onlara diyoruz ki biz varız, yanındayız. Her türlü bize sor. Biz size gönüllü mentoruz. Her türlü tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Eksik olduğunuz eğitimleri vermeye hazırız. Bu anlamda çok güzel bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Arkalarında koskoca bir Pertimlen Camiası var aslında. Evet. Yani mesela biz aynen. seminerlik ve mentorluk programında duyuruyu çıktıktan sonra eğitim verecek kişileri de camiamıza sormuştuk. Evet. Ve İnanılmaz derecede yani Pertimlenli yeni üniversitede okuyan öğrencilere yardımcı olabilecek konusunda uzman birçok kişi olduğunu da fark ettik. Ama aynen, biz aynen. bu seminer ve mentörlük işte. Bunun toplantılarda siz de biliyorsunuz zaten. Tabii bunun yararını yeni üniversitede okuyan arkadaşlarımızın faydalanıyor olması lazım. Yani ben Pertimlenli camiası olarak şunu düşünüyorum. Yani burada bizim suyumuz, yağımız, unumuz, her şeyimiz malzemeler var. Malzemeler var. Bütün malzemeler var. Sıra? Burada camia birlikte olup bunları bir araya getirip buradan güzel bir ürün çıkartması lazım. Buradan güzel bir helva çıkartması lazım. Ve günün sonunda da bunun camiada herkes tarafından
sahiplenilmesi lazım. Ve bu onurun, gururun herkes tarafından taşınması lazım. Aynen öyle. Şimdi yani o yüzden zaten gurur duyuyoruz ya. İnsanlar ya, arkadaşlarımla konuştuğum zaman evet liseyi bitiriyorlar ama o orada kalıyor. Biz bu biz derken pertenyeller liseden kopamıyorlar. Bir bağ var her zaman. Şeyden bahsedelim. Pertenyel Valide Sultan'dan bahsedelim. Onu atlamayalım. Biraz okula ismini veren, işte yanındaki camiye ismini veren, bize Pertenyel Valide Sultan anlatır mısın? Senin ağzından dinleyelim. Ben de bildiğim kadarıyla anlatayım. Ben de tarihçi değilim ama yani bildiğimiz kadarıyla, dilimiz döndüğü kadarıyla anlatalım. Okulumuza ismini veren Pertenyel Valide Sultan kendisi çok müstesna bir şahsiyet. Evet. Hayatında sarayda acıyı da yaşamış, tatlıyı da yaşamış, varlığı da görmüş, yokluğu da görmüş. Güçlü bir kadın figürü Pertenyel Valide Sultan. Ve belli bir dönemden sonra da hayatını hayır işlerine adamış. Evet. Ve en önemli eserlerinden bir tanesi de Pertenyel Lisesi zaten. Ve hayatını böyle geçirmiş bir şahsiyet, değerli bir şahsiyet. Kendisinin Kafkas Çerkez kökenli olduğu düşünülüyor ve 1810 yıllarında dünyaya geldiği düşünülüyor. O dönemlerde Rusya'nın Kafkaslara büyük bir istilası var. Oradaki köyleri basıyorlar ve orada aileler çocuklarına ayrılmak zorunda kalıyorlar. Birçok ufaklık çocuk yetim ve öksüz kalıyor. Ve bu çocuklar bir şekilde insan tacirlerinin ellerine düşüyor. Ve bu insan tacirleri de onları Osmanlı'nın büyük şehirlerine getirip pazarlarda satıyorlar. Böyle pazarlarda bazen saray erkanı oradan çocukları beğenip saraya alırlarmış. Onlara İslam dinini öğretirlermiş, Türkçe dilini öğretirlermiş. Ve bazen de eğer kız çocuğuysa, eğer padişah da beğeniyorsa bazen padişah hanım kadar olabiliyorlarmış, bu kadar yükselebiliyorlarmış. Bunlardan bir tanesi de Pertenyel Valide Sultan. Pertenyel Validemiz, öyle diyelim. O zamanki adı, orijinal ismi Besime. Besime, Nuri Osmaniye'de böyle bir pazara getiriliyor. İkinci Mahmud'un kız kardeşi Esma Sultan da Besime'yi görüyor, beğeniyor ve himayelerinde saraya alıyor. Sarayda ona eğitim veriliyor. Ve böyle getirilen insanların orada ileride yükselme ihtimalleri düşündüğünden dolayı orijinal isimler veriliyor. Ve kendisine Pertevniyel ismi veriliyor. Pertevniyel, ışığa ulaşan, nail olan, güzel demek. Ne güzel bir anlamı var değil mi? Evet. Ve çok da yani ben mesela arkadaşlarım bazen diğer liseden olanlar soruyor. Hangi liseden mezunsun? Pertevniyel. Aa, orası diyorlar. Fransız lisesi mi veya Ermeni lisesi mi falan böyle. Bilinmiyor hani mu çok hala? Çok değişik bir şey çağrıştırıyor. Telaffuzu çok orijinal farklı. Çok değişik bir isim var. Ve belki aslında ben bazen onu söylüyorum. Bizi oraya bağlayan da bu şey isim mi? Ve ahenk kurumun mi? Farklılık, farklılığı olması. Farklı yani bir tek, Muiz ismi değil mesela. Yani şimdi diğer okulların ismini vermek istemiyorum ama hani bir Sarıyer değil, bir işte bir Muhit ismi değil. Evet, yani. Evet, evet. Oysa farklı yani. Evet. Daha sonra saraya girdikten sonra, eğitim aldıktan sonra 1829 yılında 2. Mahmut tarafın 2. Mahmut'la evleniyor ve sarayın 5. kadın efendisi oluyor. Ve 1830 yılında da oğlu Abdülaziz'i dünyaya getiriyor. İkinci Mahmut 1839 yılına kadar tahta kalıyor. Daha sonra yerine Abdülmecit geçiyor. Abdülmecit tahta geçince Pertevniyel Sultan da 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte sarayın dışına çıkıyor. Abdülmecit 16 yaşında ama kendisi bir Batı hayranı ve Tanzimat Fermanı'nı yapıyor, Islahat Fermanı'nı yapıyor. Ve kendisi de 1861 yılında vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Abdülaziz o zaman 32 yaşında ve 32. Osmanlı padişahı oluyor. Abdülaziz'in padişah olmasıyla birlikte Pertevniyel Sultan da saraya tekrar geri dönmüş oluyor. Ve bu sefer döndüğü zaman da Valide Sultan makamında geri dönüyor. Valide Sultan makamı çok önemli bir makam. Yani sarayda padişahtan sonra en tabii yüksek mevki. Kendisine ait bir bütçesi var, maaşı var, ödenekleri var. Hani yapamayacağı, sosyal işlerde özellikle yapamayacağı hiçbir şey yok.
Ama Pertemniyal Valide Sultan Abdülaziz dönemindeki sıkıntıları, maddi sıkıntıları bildiğinden dolayı mesela hiçbir zaman maaşını devletten almamıştır. Neyi varsa her şeyi 1869 yılında kurduğu vakfa vermiştir. Yani Pertemniyal Valide Sultan. Ve en önemli eseri de şu anki bizim lisemiz 1872 yılında kurduğu Mektebi Mahmudiye, yani eşinin atfen kurduğu okuldur. Mesela o zaman vakfın idarecilerinden bir tanesinin çocuğu Tevfik Fikret mesela. Ve bizim okulda okumuştur mesela. Mahmudiye, o zamanki Mahmudiye Rüştiyesi'nde okumuştur. Abdülaziz, Pertemniyal Valide Sultan'ın çocuğu ve padişahı Abdülaziz, o dönem birçok kalkınma hareketi yapıyor. Mesela kendisi ilk defa yurt dışına seyahat eden Osmanlı padişahı. İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Belçika'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Fransa en önemlisi. Avusturya, Macaristan'a gidiyor. Ve döndüğü zaman da diyor ki Osmanlı'da artık batı tarzı modern eğitim veren okullar kurmamız lazım. Aslında yurt dışındaki örnekleri görerek bir şekilde bu okulu kuruyor. Evet, onların ilerlemişliğini görüyor. Tabii ki o zaman Osmanlı Devleti göreceli olarak biraz daha geri kalmış bir durumda. Bunları görüyor ve 1869 yılında Marif Nizamnamesi çıkartılıyor. Bu nizamnamede köy ve kasaba seviyesinde olan yerleşim birimlerinde rüştiyeler kurulması ve şehir merkezlerinde de Fransa'daki liselerin dengi mektepler kurulması kararı bağlanıyor. Mesela 1869 yılında kurulan Galatasaray Lisesi bir mektebi sultani olarak bunlardan bir tanesidir. 1873 yılında kurulan Darüşşafaka Lisesi Müslüman öksüz ve yetimler için kurulmuş bir mektebi sultanidir mesela. Bu okullar kuruluyor. Bu kalkınma hareketleri yapılırken tabi Abdülaziz'e muhalif, bundan rahatsız olan bir grup da var. Abdülaziz'i tahttan indirmek istiyorlar. Osmanlı'da tahttan indirmenin iki koşulu var. Ya dinden çıkacak ya da akli dengesi bozulacak. Ondan sonra 1876 yılında bir fetva çıkartılıyor. Abdülaziz'in akli dengesi yerinde olmadığından dolayı tahttan indirilmesi isteniyor. Ve yerine 5. Murat konuyor. Dolmabahçe Sarayı kuşatılıyor. Ondan sonra 5. Murat oraya konuyor. Ve Abdülaziz de Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Topkapı Sarayı'na götürülüyor ama... Şu anda yalnız Osman var ya, bayağı yaşattın, an an yaşatıyorsun. Evet, yani Pertemniyal Valide Sultan o dönemde bunları birebir yaşamış. Evet, evet. Ve o döneme tanıklık etmiş birisidir. Evet. Acısıyla tatlısıyla yani. Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Topkapı Sarayı'nda da 3. Selim'in Yeniçeriler tarafından öldürüldüğü odaya konuyor. Yani müthiş bir psikolojik baskı. Yani sonunda böyle olacak şeklinde gibi. Abdülaziz oradan yeni padişaha bir mektup yazıyor. İlk önce yeni padişaha, padişah olduğundan dolayı kutluyor ve başarılar diliyor. Ve kendi dönemindeki birkaç konu hakkında anekdot, ona bilgi geçiyor. Daha sonra bu mektup halkın eline ulaşınca halk bakıyor, görüyor ki Abdülaziz'in akli dengesi bozuk değil. Yani bayağı da akli melekleri yerinde. Bu durumda onu o hale sokanlar hakkında bir toplum içerisinde bir tepki oluşmaya başlıyor. Ve bunu engellemek için de Abdülaziz oradan alınıp Topkapı Sarayı'na büyük bir tecrit yaşamı için Feriye Sarayı'na getiriliyor. Pertemniyal Valide Sultan da alelacele birkaç eşyasıyla birlikte oğlunun yanına konuyor. Ve orada kendilerine hem Abdülaziz'e hem de Pertemniyal Valide Sultan'a hor davranılıyor dönemin yetkilileri tarafından, öyle diyelim. 5 Haziran 1876 günü Abdülaziz bilekleri kesilmiş bir şekilde bulunuyor ve intihar ettiği söyleniyor. Oradakilerin de, sarayda bulunan görevlilerin de onu doktora bilerek geç götürmeleri neticesinde de Abdülaziz orada kan kaybından vefat ediyor. Birçok kişiye göre Abdülaziz intihar etmemiştir fakat öldürülmüştür. Pertemniyal Valide Sultan bu durumda aynı zamanda da büyük bir evlat acısı yaşamış oluyor ve böyle bir kurulan oyun üzerinden evlat acısı yaşamış oluyor. Daha sonra Pertemniyal Valide Sultan'a da oğlunun ölümünden sonra hor davranılıyor. Bütün mal varlığına el konuyor. Bu arada Abdülaziz'in yerine geçen 5. Murat da Abdülaziz'e olanları gördükten sonra bu akıbetin kendisinin başına geleceğinden dolayı da bir paranoyaya girmiş oluyor. Ve dolayısıyla bunu gördükleri zaman da o zamanın işte güç odakları
Bu sefer 5. Murat'ı indirip yerine Abdülhamit'i koyuyorlar. Abdülhamit zamanında Pertemniyel Valide Sultan biraz daha rahatlıyor. Hı hı. Ve hatta oğlun ölümü hakkında Abdülhamit zamanında bir tahkikat yapılıyor. Hı hı. Gerçeği öğrenmek için. Hani pek bir sonuca bağlanmıyor ama, hı hı, böyle de bir araştırma yapılıyor. Hı hı. O zaman Pertemniyel Valide Sultan Abdülhamit'e başından geçenleri, yani oğluna yapılanları, gördüğü zulmü, eziyetleri anlatan bir sergüzeştname yazıyor. Bir mektup şeklinde gönderiyor. Bu çok önemli bir tarihi vesika. Bizim Pertemniyel'e ait 140. yıl kitabında da çevirisini yaptığımız saygıdeğer hocalarımız Cengiz Yalçın ve Mustafa Yaşar hocalarımızın yaptığı da çevirisini yaptıkları bir tarihi önemli bir vesika. Orada belli bir döneme ışık tutan bir belgedir o sergüzeştname. Ve daha sonra Pertemniyel Valide Sultan 1883 yılında vefat ediyor. Şimdi Pertemniyel Valide Sultan böyle bir şahsiyet. Yani kendisi hayatta acısını ve tatlısıyla sarayda bir dönem geçirmiş. Ve bizim şu an televizyonlarda izlediğimiz bu sultan dizilerindeki işte saray içi entrikalarla falan böyle uğraşmamış nadide bir şahsiyet. Ve ömrünü hayra adamış bir şahsiyet. Kendisi vakıfın altında birçok mescit inşaatı yapmış. Tekke inşaatı yapmış. Kütüphaneler yapmış. Çeşmeler yaptırmış. Medine'de bir hastane yaptırmış. Ve en önemli eseri de zaten bizim de şu an gurur duyduğumuz Pertemniyel Lisesi. Ağzına sağlık Osman. Gerçekten yani hani o dönemlere götürdün, yaşattın. Ben seni çok keyifle dinledim. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Biz zaten bu hikayeleri aslında okurken hep dinledik, araştırdık. Ama tekrar dinleme böyle kendimi iyi hissettirdi. Seviyoruz biz lisemizi ya. Seviyoruz. Peki bir şey soracağım, şimdi aklıma geldi. Dernek başkanı olmaya seni teşvik eden şey ne oldu? Ne seni tetikledi? Yani Pertemniyel camiası büyük bir daha camia. Daha çok etkili bundan olmak mı? Daha çok. 6 yıl evvel o zamanki dernek başkanımız Tülay Baldemirci. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Evet, o da bir öğretmendir. Tabii, onu da Öğretmenler Günü kutlayalım. İstanbul Üniversitesi'nde kimya profesörü. Onun teşviğiyle yönetim kuruluna girmiştim. Yönetim kuruluna girdiğimiz zaman genelde eski mezunların aidiyetlikleri yüksek olduğundan dolayı yönetim kurulunda daha fazla işte 80'li yıllardan, 70'li yıllardan mezunlarımız vardı. Sen genç bir başkansın nihayetinde. Göreceli olarak evet. Ondan sonra ve onlar bir şekilde yeni dönemlere ulaşmak amacıyla çalışmalar yapmaya çalışıyorlardı. Ve böyle bir fikir vardı. Yani Pertemniyel Lisesi yalnız o dönemler değil. O zamanlar nüfusu çok yüksekmiş Pertemniyel'in. Okulda bulunan öğrenci sayısı. Ama yeni mezunlar da var. Ve yeni mezunlar da çağın gerektirdikleri şekilde her yere dağılıyorlar. Yani coğrafi olarak dağılıyorlar, iş olarak dağılıyorlar. Evet, yani ve aslında yeni mezunlarımızdan da çok değerli insanlar var. Mesela yani biz sizinle tanışmamız, yine 2000 mezuna yıllar sonra dağıldık gittik bir yerlere. Evet. Yine dernek vasıtasıyla, başka sonra mezunlarımızın, abilerimizin araya girmesiyle, onlar ön ayak olmalarıyla sayesinde oldu. Ve şimdi ne güzel şeyler yapmayı hedefledik. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz burada iki kişiyiz ama eminim ki dışarıda Pertemniyel Camiası'na sahip çıkabilecek yeni mezunlarımızdan çok sayıda insan vardır, mezunumuz vardır. Bir şekilde Bu potansiyeli kullanmamız lazım aslında. Aynen. Pertemniyel şemsiyesi altında bu potansiyeli kullanmak gerekiyor. Yani benim buradaki bakış açımda dediğim gibi yani Pertemniyel potansiyeli olan bir kurumdur. Evet. Ve bu potansiyeli yerine getirmeye çalışırken hani bu yolda bizim de ufak bir katkımız olursa ne âlâ. Hani neticede burada kurumlar baki. Evet. Hani biz burada 2-3 sene başkanlık yaparız ama daha sonra kurumların devamı önemli. Pertemniyel'in eğer mümkünse seviye olarak bir tık daha üstüne atılması önemli. Biraz önce aslında amacımız çok güzel bir şey söyledik. Hak ettiği yere aslında hani getirmeyi hedefliyoruz. Haricinde yine biraz önce söylediğin şey aslında
amacını yansıtıyor. Yani insanlara bağlı olmadan, insandan bağımsız aslında bir sistem kurmak temel amaç değil mi? Kendi kendi sürdürülebilir bir sistem ve bayrağı bir sonraki nesle devredebilecek bir sistem. Aslında bunun hani temellerini oluşturmaya çalışıyoruz hep beraber diyelim. Bu arada çok az, bir 5 dakika vaktimiz kalmış. Hep Perterminal'den bahsettik. Tabii Perterminal'i aslında anlatman için buraya seni davet ettik. Hazır öğretmenler günüyken oradaki öğretmenlerimizi de tekrar tekrar kutlayalım. Ama şu 5 dakikada biraz da seni daha detaylı aslında tanıyalım istiyorum Osman. Sen Bahçeşehir Üniversitesi'nde, üniversiteyi söyledim doğru mu bilmiyorum ama hem doktora yapıyorsun hem de aslında Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nde çalışıyorsun. Yani eğitim üzerine yaptığın çalışmalar var. Nihayetinde yine konumuz işte eğitimle ilgili aslında Perterminal'den bahsederken. Çok kısa son 5 dakika bu çalışmalarından bahsedebilir misin? Benim iş alanım aslında yurt dışı eğitim danışmanlığı. Evet, yani ondan. Uluslararası eğitim. Yazdığım tez konusu da uluslararası eğitim ve yumuşak güç. Şimdi eğitim deyince insanlar ilk önce pedagojik olarak bakıyorlar veya müfredat açısından bakıyorlar. Aslında eğitim bunun çok ötesinde bir kavram. Çok yönü olan bir kavram. Yani eğitim ülkelerin ve toplumların modernleşmesini, demokratikleşmesini, kalkınmasını, ekonomik olarak büyümesini sağlayan her şeyin temeli. Bir kavram ve her şeyin temeli, fakat bunlar bilimsel olarak da kanıtlanan şeyler. Yani biz şifahi olarak diyoruz ki mesela bireysel olarak baktığınız zaman eğitim seviyeniz ne kadar yükselirse o kadar maaş seviyeniz o kadar artar. Bu ülkeler açısından da böyle baktığınız zaman eğitim seviyesi ne kadar yüksekse ekonomik büyümesi o kadar artar mesela. Yani Türkiye'nin zaten hali hazırda kendi kaynaklarıyla, insan gücüyle, nüfusuyla birlikte elde edeceği mesela ekonomik büyüme zaten %3,5'tur. Yani burada dışarıdan böyle çok negatif bir şok gelmediği sürece Türkiye %3,5 oranında büyür. Peki Türkiye bu şekilde büyüyorsa son 30 yılda mesela ortalama %5, %6'dır büyüme oranı. Ama diğer ülke mesela Güney Kore'de %6, %8 oranlarında, Tayland, Singapur bu civarlarda büyümüş. Aslında anlattığın şeyler bu senin çalışmaların sonucunda yaptığın araştırmalar değil mi? Yani tek farkı eğitime olan yatırım. Mesela Güney Kore'de zorunlu ortalama eğitim yılı 12 yıl, Türkiye'de 8 yıl. Yani o makası açıklayan etkenlerden bir tanesi budur. Yani aslında bu çok derin bir konu ve aslında yani hepsinin birebir böyle açıklaması, anlatılması yani bir şekilde ispatı var. Eğitim neden büyüme etkisi olur diye. İktisatçılar mesela bu konu hakkında çok yazmışlar. Sadece ama, eğitim şart diyoruz, geçiyoruz ama aslında içini dolduran bir sürü şey var diyorsun, ispatı var. Evet, uluslararası ilişkiler açısından baktığınız zaman da eğitim bir güç kaynağıdır. Ve bir yumuşak güç oluşturan elementtir. Yumuşak güç diyoruz değil mi? Şimdi yumuşak güç dediğimiz zaman işte genelde şey diyorlar, gücün yumuşağı mı olur? oluyor, eğitimde oluyor. Güç, aslında güç kavramını belki biraz açıklamak lazım. Güç kavramı sizin insanlara veya kurumlara, ülkelere yapmak istemedikleri şeyleri yapma yetkinizdir. Üç tür güç çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi sert güçtür. Yani sizin ordunuz, sizin savaş uçaklarınız, topunuz, tüfeğiniz sert gücü oluşturur. Yani insan olarak baktığınız zaman sizin kasınızdır. İkincisi de ekonomik güçtür. Üçüncüsü de yumuşak güçtür. Yumuşak güç, Theodore Roosevelt şöyle bir şey der. Eğer elinizde bir büyük sopa varsa yumuşak konuşun. Çünkü o sopayı kullanmanıza ve maliyete girmenize gerek yoktur. Yumuşak gücünüzle her şeyi halledersiniz. Eğitimde çok yönüyle birlikte bunu sağlar. Osman, o zaman biz bugün seni sadece Perterminal Lisesi için davet etmiş olalım. Başka bir programda da bu eğitimi, madem doktoranı bu konularda yaptın, eğitimi aslında masaya yatıralım. Vallahi çok sevinirim. Ben de çok sevinirim. Ayaklarına sağlık Osman. Biz zaten yine dernekte görüşeceğiz. Yarın yine uyumadan erkenden geleceğiz derneğe. Sana çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bu arada yeni baba oldun. Yusuf'u da buradan öpüyorum. Annesine sevgiler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar. Modern Hayat devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz.